Merhaba sevgili gönül dostları. Haftalık burç açılımına hoş geldiniz. Bu hafta enerjinizi yüksek tutmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü Ekim ayında süregelen sıkıntılarınızın daha çok ön planda olduğunu göreceksiniz. Bu sıkıntılarınızı bertaraf edebilmeniz için bu hafta enerjinizi depolayın ve geçmişten gelen sıkıntılarınızı gün yüzüne çıkacaktır. Bunu pozitif bir şekilde karşılamanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda geçmişten gelecek olan sıkıntılarınızı çözme odaklı olmanız, çözüm odaklı olmanız gerekiyor ki ileriki zamanlarda sizi bu konular daha çok sıkıntıya sürüklemesin diye. Merhaba sevgili balık, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, balık olanlar. Bakalım bu hafta hangi enerjidesiniz? Yolculuklar söz konusu. Balık erilleri. Bilinmezliğe giden yolculuklar, ardıma bile bakmadan gitmek istiyorum dediğiniz bir hafta olabilir sizin için. Belki de küçük kaçamaklar söz konusu olacaktır. Hayalinize giden yolculuğa artık başlama fırsatı da olabilir bu. Bakalım nedir? Bir şeyler değişiyor, dönüşüyor sizin için. Belki de ailenizi bırakıp uzak yolculuklara çıkabilirsiniz. Bu yolculuk sizinle ilgili gerçekten ruhunuza, bedeninize iyi gelecek sevgili balık erilleri. Çünkü ruhunuz yorulmuş. Ruhunuz yorulduğu için de bedeninizi yorgun hissediyorsunuz. Burada arkadaşlarınız, dostluklarınızla birlikte çıkacağınız kısa yolculuk dahi sizin ruhunuza, bedeninize iyi gelecek. Burada kartlarımız şunu söylüyor. Onurlu yol, kafadarlar, aile kartı, geçmişe bağlılık bir konu var. O konuyu iyileştirebilmen için kafanı toparlaman gerekiyor. Bu hafta sonu, pardon, bu hafta başı kendini daha iyi hissedebilmen için hafta sonunu iyi değerlendir. Motivasyonunu yükselt. Çünkü burada zaman zaman kafa karışıklığı nedeniyle yapmak istediğin işleri yapamıyor ve başaramıyorsun. Alacağınız bir haber sizi mutlu edecek ve bu mutlu haber sizinle ilgili gerçekten bir değişimi yakalamanıza neden olacak. Çıkacağınız yolculuk size gerçekten iyi gelecek. Bir konuya artık karar verme gücüne sahip olacaksınız. Bu hafta dediğim gibi eş dostlarınızla gerçekten güzel vakit geçirmeyi deneyin. Sevgi ve ışıkla kalın. Güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Balık dişilleri. İkinci çakra. Artık bir şeyleri korkusuzca yapın sevgili balık dişilleri. İkinci çakra sevgiyle bağlantılı, çoğalmayla, çocuksu yönümüz ve çocuklarımızla ilgili çakradır. Çoğalmayla ilgili. Belki de çocuklarınız için endişe ediyorsunuz. Çocukluğunuzla ilgili endişe ediyorsunuz. Yara aldığınız çocuksu ruhunuz var. Burada kartlarımız diyor ki bize, korkma, endişelenme. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır. İkilemdesin. İyiyi de kötüyü de barındırıyorsun. Tilki ve dostluk sembolü. Köpek de var burada ama buradan suyun içerisinden geçen, aralarından gidebilen yol var, su var ve yengeç var. Duygularını iyileştirebilirsin. İkilemde kaldığın yerde aslında bir yol var. O iç dünyanda saklı. Suyun içinde çünkü ay suyla da bağlantılı, yengeç de suyla bağlantılı. İç dünyanda zihnin ve iç mutluluğunla bağlantılı. İç mutluluğunu iyileştirebilme şansın var. Bunu iyileştir. Çünkü sen gerçekten kalbin çok kırılmış ve bunu bir kez yaşamamışsın, birkaç kez yaşamışsın. Belki aynı kişiden birkaç kez yaşadın. Bunu iyileştirme fırsatı var ve bu seninle ilgili. Sen iyileştirebilirsin. Gökteki üstatlar ve profesyonel yardım.
Konun her neyse, ne için acı sıkıntı yaşıyorsan, tek başına başaramıyorsan profesyonel destek alabilirsin. Doktorlardan, işte arkadaşlarından, bilir kişiden destek alabilirsin. Ya da burada 7 rakamı üst mertebe. Artık bir konuyu meleklerinden artık destek alıp onlarla konuşma fırsatın var. Aslında rüyaların gerçek ola, rüyalarını gerçekleştirme fırsatın var. Sen meleklerinle aslında irtibat içerisindesin, bunun farkında değilsin. İç benliğine odaklan. Rüyaların bazen çıkıyor, bazen sıkıntılı döneminde neyi hissettiğin o ortaya çıkıyor. Hissettiğin konular aslında yaşıyorsun zaman zaman. Bunun bilincindesin ve kartlarda diyor ki ya gerçek bilincine, iç bilincine bağlan, orada kendini iyileştir. Ya da bunu başaramıyorsa profesyonel destek al ve ayaklan artık. Yönünü bulmak için adımlar at. 4, 2 daha 42 çıktı. 4, 2 daha 6. Hislerini kullan. 3. göz çakranı kullan ve kendini artık iyileştir. Ayağa kalk sevgili balık dişilleri. Sevgiyle güzellikleri adınıza aldım, kabul ettim. Ve bir tanrıça rehberlik destesinden bir kart seçeceğim. Sıkıntılarınızla ilgili, bu açılımla ilgili size fısıldasın ya da niyet edebilirsiniz. Bakalım meleklerimiz ne diyor? Vazgeçme. Doğru olduğuna inandığın her neyse bundan asla vazgeçme ve arkana atma diyor. Bunun da arkasında dur. Geriye atma. Bunun arkasında dur. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir konudan vazgeçme. Bu konunun arkasında dur sevgili balıklar. Sevgili ışıkla kalın. Dilerim siz nasıl istiyorsanız haftanız öyle geçer. Hoşça kalın.